Evet sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından yani sizin kanalınızdan hepinize selam ve sevgiler, iyi akşamlar. Evet, iftarlar açıldı, yemekler yendi, çaylar kahveler içildi, şimdi meyveler yeniyor. Belki çayınızı kahvenizi içiyorsunuz ama koltuğunuza yaslanın. Trabzonspor'dan önemli transfer haberleri vereceğim. Bunları zevkle dinleyip mutlu olun, motive olun, keyifli olun, sahura mutlu bir şekilde hazırlanın. Evet, Allah bize bu günleri gösterdi. Oruç tutmayı nasip eyliyor. İftarlarımızı yapıyoruz. Ve gün içinde bir taraftan A-Spor'da 3 saat hafta içi her gün yayınımız oluyor. Orada da Trabzonspor haberleri konuşuyoruz. İşte yoğun telefon diplomasimiz oluyor. Haber ağımızı kullanıyoruz. Trabzonspor'da neler var neler yok gün içinde. Sizler için toparlıyorum, notlarımı alıyorum. Şimdi sizinle bunları paylaşacağım. Evet, Trabzonspor Kenan Karaman'la, hep dedik ya, dört büyüklerin istediği bir oyuncu. Trabzonspor'da çok istiyor. Ailesi de oyuncunun, oğullarının Trabzonspor'da forma giymesini istiyor. Kenan Karaman'la Trabzonspor ikinci görüşmeyi yaptı. Abdullah Avcı da bir görüşme yaptı ve seneye Trabzonspor'a gel, şampiyon kadroyu kuruyoruz, şampiyon olacak kadroyu kuruyoruz ve sen gel bu takımın değişmez 11'inde görev al şeklinde Kenan Karaman'a bir teklifte bulunuyorlar. İstediği şartları da kendisine sunacağını söylüyorlar. Çünkü bu Bundesliga ikincilik takımlarından Fortuna Düsseldorf'la 30 Haziran 2021'de sözleşmesi bitiyor. Kenan Karaman'ın bunu defalarca söyledik. Doğum yeri bu oyuncunun Stuttgart, biliyorsunuz. Uyruk ama Türkiye. Ve 1.89 boyunda bir santrfordan bahsediyoruz. Şu anda piyasa değeri, market değeri, yani 2,5 milyon euro olan bir oyuncu Kenan Karaman. Güncel piyasa değeri öyle. Aslında geçen sezon güncel piyasa değeri Temmuz ayında 3,5 milyon euroydu. Bir düşüş yaşadı Bundesliga 2'de oynadığı için. Sağ ayaklı bir forvet, onu söyleyelim. Etkili kullanıyor. Daha önce oyuncunun geçmişinde Hannover var, Fortuna Hoffenheim var. Yani Almanya dışına çıkmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Türkiye'yi sonuçta tanıyor. Türk futbolcularını tanıyor. Milli takımda başarıyla görev alıyor. Euro 2020'de de çok başarılı olacağını düşünüyorum turnuvada. Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden biri. Bu oyuncuyla aslında Fenerbahçe'de şu sıralar ilgilenmeye başladı. Galatasaray, Beşiktaş hepsi ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin de bu aralar ilgilenmeye başladığını biliyoruz. Ama Trabzonspor ailesi de Trabzon'da oynamasını istiyor ve Trabzonspor'un böyle bir forvete ihtiyacı var ve Trabzonspor'da direkt oynayabilecek bir oyuncu. Oyuncu da bunun farkında. O yüzden Trabzonspor'la yapılan görüşmelerde Kenan Karaman Trabzonspor'a hayır dememiş. Abdullah Avcı'ya hayır dememiş. Bunu söyleyelim önümüzdeki günlerde. Yani Trabzonspor aslında bu transferi, şöyle söyleyeyim sevgili Trabzonsporlular, Euro 2020'den, yani 2021'de yapılacak pandemi nedeniyle Haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce oyuncunun işini bitirmek ve imza attırmak istiyor. Çünkü turnuvada çok başarılı olursa, vitrine çıkarsa, golleriyle oynadığı futbolla hem piyasa değerini artacak hem de başka takımlardan, Avrupa'dan teklifler gelebilir diye, gelme olasılığı yüksek olduğu için bu transferi bir an önce bitirmek istiyor sevgili Trabzonsporlular. Evet, Kenan Karaman konusunda Trabzonspor mesafe kat etti ve ikinci görüşmeyi yaptı. Bunu söyleyelim. Trabzonspor'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve bonservisini almayı planlamadığı Benik Afobe Süper Lig'de takımlarla görüşmeye başladı. Çünkü sezon sonu Trabzonspor Afobe'yi yollarına ayıracak. Fenerbahçe'de Tisserand ve Galatasaray Luyendama gibi Demokratik Kongo asıllı olan Afobe'nin Türkiye'de çok mutlu olduğu, Türkiye'yi çok sevdiği için Süper Lig takımlarından birinde oynamak istediğini menajerine söylediği ve menajeri de Süper Lig'den şu anda Afobe'ye takım arıyor. Stock City ise Afobe için bonservis bedeli istemeyi düşünmüyor. Takıma geri dönmesini istemediği için bu oyuncunun Türkiye'de kalmasını istiyor. Yani şartlarını kolaylaştırıyor. O yüzden Süper Lig'den bir takımla ben Afobe'nin anlaşabileceğini düşünüyorum. En azından menajeri ona bir kulüp bulur diye düşünüyorum. Yani böyle bir durum var. Uğurcan konusunu enteresan, Uğurcan'ın hikayesi. Çünkü 27 ayda değerini tam 21 kat artırmış Uğurcan Çakır. Çünkü Uğurcan Çakır'ın market değeri şu anda 16 milyon euro ve Türkiye'nin en değerli oyuncusu Uğurcan Çakır. Ve Trabzonspor'un beklentisi şu:
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın kalesini koruyacak. Turnuvada Türkiye ve Uğurcan Çakır başarılı olursa onu rekor bir ücrete satmak. Beklenti şu: en az 25 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %20 ya da %25 pay. Yani Trabzonspor dev bir transfer bütçesi oluşturabilir Uğurcan satılırsa. Bunu söyleyelim. Ocak 2019'da 22 yaşındayken değeri sadece 750 bin euroydu Uğurcan Çakır'ın. Haziran ayında 1,5 milyon euroya çıktı. Ekim ayında 6 milyon euroya sıçradı. 2020 yılında Uğurcan 8 milyon euroya ile başladı 2000 bonservis bedeli. Mart ayında 12 milyon euroya, 2020 yılının Ağustos ayında değeri 16 milyon euroya yükseldi. Bunu söyleyelim. Evet, en yüksek değeri buldu. 27 ayda 21 kat değerine değer kattı. Yani 21 kat artırdı değerini, onu söyleyelim. Mısır'da şu anda gündem Trabzonspor. Niye öyle? Onu da daha önceki videoda sizinle paylaşmıştım. Çünkü Trabzonspor Mısır milli takımının birinci forveti Muhammed Şerif'i istiyor. Yani Mısır çalkalanıyor şu anda. Trabzonspor Muhammed Şerif'i istiyor diyor. Mısırlı gazeteci Met Hat Şabali de Trabzonspor kulübünün Al Ahli'nin forvet oyuncusu Muhammed Şerif için teklif yaptığını ve bu konuda yorumlarda bulunuyor. İşte oradaki On Time Sports 2 kanalında bir spor programında yine konuşuluyor. 7 Asri 24'te Tarık El Masri'de Al Ahli'nin resmi olarak Şerif'e Trabzonspor'dan resmi olarak değil, dolaylı yollardan teklif geldiğinin altını çiziyorlar. Ve şu anda kulüp kaynakları Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden El Ahli'de Şerif'in kafasının karışmaması için turnuva sonrasında ancak bu görüşmenin Trabzonspor tarafından yapılacağının altını çizmiş. Yani Trabzonspor'un böyle bir düşüncesi var. Her taraftan Trabzonspor forvet arayışı içinde. Dediğimiz gibi Trabzonspor'a daha önceki videolarda da söyledim. Gervinho teklifi yapılmıştı. Mario Mandzukic teklifi olmuştu. Abdullah Avcı hem Mario Mandzukic'e hem de Gervinho'yu veto etti. Gervinho'nun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitiyor ama oyuncu 33 yaşında, sol kanat oyuncusu, bu sezon Serie A'da 21 maçta 4 gol, bir asisti var. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro ama sonuçta bunları söylemeye gerek yok çünkü Abdullah Avcı Gervinho'yu da veto etti, Mandzukic gibi. Kolarov gündeme gelmişti menajerler tarafından. Trabzonspor, Alexander Kolarov Trabzonspor'un gündemine gelmişti ve Abdullah Avcı eğer bir yıllık sözleşme olacaksa kabul ederim çünkü tecrübeli oyuncu eksikliği var takımda demişti. Kolarov'un beklentisi, menajerin beklentisi ise 2 artı 1 yıllık sözleşme çünkü oyuncu 35 yaşında, son vurgunu yapmak istiyor ama Trabzonspor'da bir yıllık sözleşme olursa gelebilirsin diyor. Çok tecrübeli bir sol bek ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. 30 Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek oyuncunun Inter'le ve boşa çıkacak. Yani Trabzonspor bir bonservis ücreti ödemeyecek ama burada imza parası var, menajerlik ücreti, oyuncuya verilecek ücret derken ama Trabzonspor Kolarov'a sıcak bakıyor. Sevgili Trabzonsporlular, bunu da ifade edelim. Evet, Trabzonspor'da Edin Visca konusu tamam. Sezon sonu bekleniyor. Başakşehir'in ligde kalması için oyuncunun kafası karışmasın diye Trabzonspor tekrar Visca konusunu gündeme getirmiyor ama geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı İstanbul'a geldiğinde, 2 günlük izinde İstanbul'a geldiğinde Edin Visca ile de bir görüşme yapıyor. Ama burada transfer çok konuşulmuyor. Eski günleri konuşuyorlar. Aynı sitede oturuyorlar bildiğim kadarıyla Edin Visca ile Abdullah Avcı ve Abdullah Avcı ile çalışmak için can atan bir Edin Visca var Trabzonspor'da oynamak için. Sezon sonunda tekrar kartlar açılacak ve Visca konusu Trabzonspor lehine mutlu sonla bitecek. Bunu söyleyelim Trabzonsporlular. Koyta ile de Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Koyta ile de Trabzonspor ön anlaşma yaptı. Alternatif golcü olarak, yani alternatif yedek kulübesinde sağlam bir golcü olsun diye alternatif bir kadro kuracağı için Koyta'yı o yüzden istedi Trabzonspor ve onu da sezon sonunda Koyta'yla sözleşme yapacak Trabzonspor. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize şimdiden iyi sahurlar.
Sağlıklı gün ve mutlu günler. Evet, gurbetçi Trabzonsporlara da sesleniyorum. Dünyanın dört bir tarafındaki büyük Trabzonspor taraftarlarına sesleniyorum. Transfer TV Plus kanalına bütün Trabzonsporluları davet edin. Onlar da bana olsun. Rekor sayıda izlenmeler bekliyorum. Evet, yoğun ilgi gösterdiğinizi biliyorum ama bunu iki katına, üç katına çıkaralım lütfen. Çektiğim videolara bol bol like atmayı unutmuyorsun. Sorularınızı bekliyorum. Görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın yeni transfer haberlerinde buluşmak üzere. Hepinize şimdiden iyi savurlar sevgili Trabzonsporlular.